Şimdi geçenki yaptığın alternatif şeyi nasıl olacağı hususunu açıklıyor mu? Bundan sonraki etaplarını değil, aynı zamanda Ordu şehir içi trafiğinin de rahatlatılması için buradaki tecrübeli yöneticilerden, mühendislerden bilgi aldık. Çok faydalı bir toplantı oldu gerçekten. Hem değerli teknisyen, mühendis arkadaşlarımızla fikir teatisinde bulunduk. Hem de şehircilik açısından burada yaşayan Ordulular olarak da güzel ordumuzu daha güzel hale getirelim diye bu detayları harita üzerinde çözümlerini aradık. Muhteşem bir yatırımı yerinde gördük ve bu konuda bilgiler aldık. Yakında da açılışını müjdeleyeceğiz Ordululara, sevgili hemşehrilerimize. Muhteşem bir yatırım bu. 1.600 milyar liralık büyük yatırım. Burada 22.4 kilometrelik bir şey bu, çevre yolu. 6 tünelle geçiliyor. Son derece önemli. Ve bunun da toplam boyu 9400 metre. Yani bayağı bu 6 tane tünelin uzunluğu bu. Ve bu 1.600 milyar liralık yatırıma hem yolun hem tünellerin hem de çevre düzenlemeleri dahil olmak üzere. Bunlar üzerinde bugün bilgi aldık. Yakında da açılacak. Yakında açılacak derken ay mertebesinde. Tabii bu net olarak da önümüzdeki günlerde tarihi ve tören, açılış töreni ilan edilecek. Bu bakımdan artık son noktaya gelmesi bizi mutlu ediyor. Çünkü Ordu trafiğini ve aynı zamanda Ordu'nun ekonomisini çok yakından ilgilendiriyor. Burada çok başarılı bir mühendislik hizmeti veriliyor ki hepsi Türk mühendislerinin hazırladığı çalışmalar ve burada tünellerin isimleri de şimdi Öceli tüneli falan diye geçiyor ama daha sonra bunlar isimleri Türk mühendislerin isimleriyle adlandırılacak. Bu bakımdan hem de bir vefa örneği gösterilmiş olacaktır. Tıpkı Nefise Hanım'ın isminin verilmesi gibi. Şehir içi trafiği bu çevre yoluyla epey bir rahatla kavuşacak ama şu anda hali hazırdaki sıkışıklığa da bir çözüm bulmamız gerekiyor. Çünkü Ordu'nun yaşanılabilir bir kent olmasında, bir marka şehir olmasında bizim şimdi Büyükşehir Belediyesi olarak da Altınordu Belediyesi olarak da önemli çalışmalarımız şimdiden başlamış oluyor böylece. Teşekkürler. Mutlu sona geliyoruz. Gördüğünüz gibi ordumuza böyle güzel eserler kazandıracağız inşallah. Hem yaşam kalitesi gelişmiş olacak hem de ordumuz, hemşehrilerimiz ve orduya gelen bütün orduyu sevenler burada mutlu bir zaman geçirmiş olacaklar. Yaşam kalitemiz daha gelişmiş olacak, ekonomimiz daha güçlü olacak ve burası bir marka kent olacak inşallah. İnşallah açılışta bunu beraber kutlarız tekrar. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Hem beraber teşekkür ederim. 2 kilometre uzunluğundaki Öceli tünelinden sonra 3300 metre uzunluğundaki Boztepe tünelinde bulunuyoruz. Yani kocaman Ordu'nun o güzel Boztepe'sinin şu anda içindeyiz. Yani Boztepe'nin altından geçen tünelin içindeyiz. Hani Boztepe'ye çıkmalı, şu Ordu'ya bakmalı dediğimiz Boztepe'nin şu anda içinden geçen tünelde bulunuyoruz. Benim için çok heyecan verici bir an bu. Çünkü başından beri emeğimiz olan bu Ordu çevre yolunda mutlu sona erişmiş bulunuyoruz. Şu anda bunun en güzel ispatı da Boztepe'yi delen ve altından geçen tünelin 3300 metrelik bir mühendislik harikası olan bu projede naçizane bizim de bir, böyle bir de, ne derler tuzumuz olmuştu bu çorbada. Dolayısıyla bu güzel eserin şu anda ispatını burada gerçekleştirmiş oluyoruz. İşte bu 3300 metre derinliğindeki Boztepe tünelindeki en son hal. Yerler gayet güzel ve biz şu anda içinden arabayla geçiyoruz. Bir test denemesi yapıyoruz. Bu bakımdan emeğimizin bir yerde sonuca ulaştığını görüyoruz.